Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sterlinle ilgili öngörülerimizi paylaşacağız. Sterlin TL'de bizler için kritik destek ve direnç seviyeleri hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım sterlinde biliyorsunuz ana hedefimiz 9.70 civarı. Sterlin TL bu 9.70 civarına nasıl gelebilir? Sizlerle birlikte bunun teknik incelemesini yapacağız. Sterlindeki arkadaşların bana göre yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla paniğe kapılmalarına gerek yok. Saatlik bazda 8.53 bantları arasında sıkışmış bir sterlin TL kuru görmekteyiz. Sterlin TL'de biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu varlık alımları ile ilgili haberden sonra sterlin TL 8.66'lı seviyelerden tekrardan 8.43 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadı ve ondan sonra buradan tekrar bir toparlanma sürecine girdi. Sterlin TL'deki arkadaşlar panik yapmanıza gerek yok. Sterlin TL'de yön hala daha yukarı olacak arkadaşlar. Sterlin TL'nin olumsuz bir hal alabilmesi için mutlaka 8.38 altında günlük kapanış yapması şart arkadaşlar. 8.38 altında günlük bir kapanış yapmadığı müddetçe de Sterlin TL'de yönümüz yukarı. Evet, Sterlin TL için ne dedik? 8.38 bölgesi önemli destek. Bu destek bölgesi altında bir kapanış gelmediği müddetçe Sterlin TL'de yön yukarı. Yukarı beklentimizde Sterlin TL için yukarıda bir 8.66 kısada arkadaşlar ve 8.85 direnç seviyeleri bulunmakta. Bunları takipte kalacağız arkadaşlar. Özellikle 8.85 seviyesi önemli. Sterlin TL'de şöyle bir çanak oluşumumuz da mevcut. Şurada 8.25 desek burayı kabaca. Yukarıda da 1.870 seviyesinde bulunan bir çanağımız mevcut. Şöyle çizelim hemen arkadaşlar o bölgemizi. Ne dedik? Şurası 8.25. Yukarıda da şu bölge geçilmesi gereken 8.70. Evet arkadaşlar Sterlin TL buradaki 8.70 bölgesini çanağı tamamlayıp şuradaki çanak seviyesini tamamlayıp 8.70'i yukarıya yönlü kırdığı vakit Sterlin'de yön 8.95 aralığına doğru yukarı hareketler devam edecektir. Yani biz uzun bantta sterlinde 8.25 orta bazda daha diyelim arkadaşlar 8.25 ve formasyon hedefi olan 8.95 seviyesi üzerindeyiz. Daha uzun bazda olarak sterlini düşündüğümüz zaman arkadaşlar sterlinde hedef ana hedefte şurada 9.05 seviyesi olarak göze çarpmakta. Bunları yazıyorum arkadaşlar. Yarın öbür gün troller çıkıp da bu hedefleri vermedin demesinler. Evet, sterlinde 9.05 orta bazlı ana hedef. Buradaki çanağımızın formasyonu da 8.95 zaten 9.05 aralığı olarak Sterlin TL'de göze çarpmakta. Sterlin TL'deki arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar şuradaki seviyenin altına inilmediği müddetçe 8.38 buna biraz daha pay bırakırsanız 8.35 seviyesi altına Sterlin TL'de inilmediği müddetçe Sterlin'de ana hedef 8.95 9 lira civarları olarak gözükmekte. Bu seviyeler takibimizde olacak önemli seviyeler şeklinde. Sterlin TL'de göze batmakta.
Evet, sterlinle ilgili anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Sizler de yorum şeklinde düşüncelerinizi bu videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz hoşunuza gittiyse bir beğen atar ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerine rica ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.